Evet karşılaşmayı şöyle bir hatırladık Müsaadenizle Saffet Hoca ile başlamak istiyorum. Önce Keşke bir... benle başlamasaydım. <laughs> önce bir sağ ile başlayalım. Sonra e, Vitor Pereira'nın açıklamalarını da hatırlayacağız ve biraz da e, kulüpteki takımdaki e, o kriz e, sürecini de konuşacağız tabii ki açıklamalarla birlikte. Bizden önce de e, programda takım oyunda da konuşuldu, e, tartışıldı, pozisyonlar da yine aynı şekilde. Ya Fenerbahçe'de. Ee, ben artık sormak istemiyorum. Size bırakacağım. İşte hocanın sistemi seçtiği 11. Bunlar hep tartışılır oldu. İşte İrfan Can, Mesut. işte sürekli neden oynamıyorlar? Neden oynamadılar? Hep sürekli üst üste maç çıkarmadıkları için bu noktaya geldi de deniyor. İş artık sistemden çok biraz oyuncular üzerine kaydı. Ee, oyuncu tercihleri üzerine kaymış durumda. Siz nasıl bir maç izlediniz? Vitor Pereira neleri yanlış yapıyor? ...neleri yanlış yapıyor... ...neleri doğru yapıyor dersen... ...daha özetleyeceğim aslında hiçbir şey... ...ee... ...geldiğinde... ...beklemekten yanayım ben... ...herkes için öyle... ...işte bunun hazırlık dönemi var... ...bir ay, iki ay... Ee, ...ondan sonra hazırlık maçlarınız var... ...ondan sonra lig maçlarınız... ...lig maçlarınız her şeyin aynası... ...bir maç, iki maç, üç maç, dört maç... ...beş maç, on dördüncü maç... Ee, arada e, Avrupa kupaları var. E, 8 tane galiba e, veya 7 tane bir maç yaptı. Ben bir ışık göremedim. Ve e, bir sistemle uğraşıyor. 3-4-3 kağıt üstünde 3-4-3 yazıyor. E, top kendisindeyken Fenerbahçe bunu oynamaya çalışıyor. Evet. Ama top rakibe geçtiğinde 5 3 2 diye bir sistem oluyor. Bunu şeyden de hatırlayabiliriz. Gaziantep'te. Gaziantep şu dikkat. Evet. 3 5 2 oynardı. Çünkü evet. onun 3 5 2 oynadığında hem kenardaki sağ ve sol kenardaki oyuncuları çok fazla gidip gelen oyuncular hem merkezde oynayan, çok fazla mücadele eden oyunculardan kurulu. Ve Antep takımı böyle oynamazsa kümede kalamaz zaten. Yani bu genel anlamda 3 büyükler, 4 büyüklerden sonraki takımların hepsi için geçerli. Stratejisi. Çok mücadele etmek zorundalar. Çünkü az bir paraya elindeki mevcut kadroyla bunu yapmak zorundalar. Biz de oynadık o takımlarda. 3 büyüklere, 4 büyüklere karşı. Bizim de oynadığımız oyun böyleydi. Biz çok koşardık, puan almaya çalışırdık. Kopartırsak bizim için kardı. Şimdi Fenerbahçe'de böyle olunca 3-4-3 gözüküyor ama Fenerbahçe hiç 3-4-3 sahada göstermiyor onu. Fenerbahçe gidiyor, çoğalıyor, güzel çoğalıyor ileride. Geriye dönüşlerde problem var. Beşli defans yaptırıyorsunuz ama her maç pozisyon veriyorsunuz rakibinize. Hemen hemen kazandığı maçlar haricinde, bir iki tane maçı haricinde hepsinde gol yiyorsun. Aslında hocanın kendisini sorgulaması gerekiyordu. Yani ben beşli oynatıyorum ama her maç gol yiyorum. Neden gol yorum diye bu maçları tekrar tekrar izlemesi gerekiyor. Biz de diğer kanallardaki spor yorumcuları da e, özellikle futbol oynamış e, yorumcular bu sistemde bir arızanın olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki bak e, senin oynatmak istediğin sistemdeki bu oyuncular o sisteme uygun değiller. Biz, biz de Fenerbahçe burada, Fenerbahçe'de böyle. Evet biz de burada e, işte aylarca geçen programda da Taner'le beraber olduğum için aynı şeyleri Taner de tekrar etti. Üç ben dört artık yoruldum. Söylüyoruz hocam. Ve kısaca şunu söyledim ben. İki aydır da bunu söylüyorum. Diyorum ki ben Fenerbahçe takımının başındaki bir teknik direktör olsaydım bu sonuçları ben alsaydım bana katlanır mıydınız diyorum. Buradan işte soruyorum ben Taner'e, diyor ki, katlanmayız hocam. Peki benle onun arasındaki fark ne? Ben Türk olduğum için mi bana katlanmıyorsunuz, o yabancı olduğu için mi katlanıyorsunuz? Bir e, ısrar var. O ısrarın sebebi de sezon başında hoca bulma konusunda bence uzun süren süreç neticesinde evet. bu kararın biraz da tırnak içinde mecburi alınmış olması olabilir mi? Oraya, sana böyle oraya, dönüyorum. oraya bir, bir, nokta dağıtayım, açın. bırakayım Starf sonra. Starf Şimdi kulübün içinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Emre'nin lisansı yokken Şenol Çorlu Hoca e, lisansını kullandırdı. Büyük ihtimalle hocam oradadır. Ya bırakın Şenol Çorlu yönetsin takımı ya. Yani bence şu anki halinden 10 bin kat daha iyi olur. Bu kadar net. Çok net, net bir Eleştiride bulundu. Ee, şöyle ifade edeyim, tekrar ara ara düşeceğim. Ee, hocam beni bazı cümlelerim tekrar dinlemiş gibi olacak aynı zamanda ama e, Fenerbahçe'nin bu noktaya gelmesinin en büyük sebebi e, plansızlık, plansızlık, plansızlık. Yapılan planları da yapanların futbol konusunda tam anlamıyla futbol yetilerine sahip olmaması olduklarını zannetmeleri aslında bence başlı problemlerden bir tanesi zannetmesi Fenerbahçe'de işlerin 4 yıldır kötü gitmesine de neden oluyor. Şimdi birinci nokta şu. ideal bir yönetim modeli Fenerbahçe'de var mı? Şu anda Fenerbahçe'nin bir futbol aklı var mı içeride? Yok. Bilmiyorum ben de ee, Erman Toroğlu'nun cevabıyla döneyim sana. Süper Lig'de hangi takımın var diye <laughs> bir tepki gösterdi. Süper Lig'deki yani. e, futbol haklı, kara gümrük. Büyük Süleyman takımlardan o, bahsetti aslında. Medipol Başakşehir, Mustafa Eroğüt, spor yöneticiliği doktorası var. Hatay Spor'da var. Hatay Spor'da var. E, Trabzonspor'da yine bu alanda çalışanlar çok önemli profesyoneller evet. var. E, geliyorum Beşiktaş'ta Fenerbahçe, yok. Galatasaray Galatasaray'a geliyorum. Galatasaray'da şimdi yine yeni bir güzel bir kadrolaşma orada başladı. Orada önemli adımlar atılıyor ki Galatasaray'da yine burada profesyonel yöneticilik anlamında Burak Elmas yönetiminde işler yapıyorlar. Yani o, o anlamda Erman Hoca'ya katılamıyorum ama şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de yıllardır yok. Yani bir terena vakası yaşandıktan sonra bir kabuğa çekilmişlik var. Emre Belezoğlu geldi bir dönem. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Fakat e ee, bir süreç başarısız oldu diye sportif direktörlük makamını taça çıkartamazsınız. Ve burada bir süreç değil, iki süreç başarısız oldu aslında. Komolli olmadı. Tamam. Burada şöyle Emre bir Belezoğlu durum var. Belezoğlu zaten oradan indi sağ kenarına. Yok, şöyle bir durum var. Komoli gittikten sonra açıklama yaptı. Paleti ben almadım. Onu ben almadım. Şunu ben almadım. Evet. Adamın içine karışılmış. Emre Belezoğlu'nun da birçok muhtemelen işine karışıldı. Şimdi yönetim olarak bir kere emanet ediyorsanız bir kenara çekileceksiniz. Şimdi burada Fenerbahçe kadrosuyla Vitor Pereira tercihi arasındaki ilişkiye bakalım. Sayın Ali Koç, Vitor Pereira gelmeden önce basın açıklamasında şunları söylemiyor muydu? Sol bek alacağız, sağ bek alacağız, golcü alacağız. Pozisyonlara kadar anlatıyordu. Evet. Daha ortada sportif direktör yok, hoca yok. Siz mevkilere kadar açıklama yapıyorsunuz. Ovasın toplantısını hatırlarsan çok da tatmin edici isimlerin geleceğini de söyledi. Şimdi sizin bahsettiğiniz o tatmin edici isimleri hoca istiyor mu? Bir, bilmiyoruz. bilmiyoruz. O zaman hoca yok. Hoca yok. İki, hoca o bölgelere isim istiyor mu? Bilmiyoruz. Çünkü ortada hoca yok. hoca yok. Üç, hoca üçlü savunma oynamak istiyor. Sizin alacağınız oyuncular üçlü savunmaya uygun mu? Onu da bilmiyoruz. Hoca yok. Hoca yok çünkü. Şimdi bakıyoruz. Şimdi siz olmadığını görüyorsunuz. Şimdi siz bu tarz dünyanın her yerinde uygulanan artık Barcelona'sından tutun da Costa Rica'daki X takımına kadar herkesin uyguladığı hocaya getir, sistemi kur, transferi yap mantığını siz transferi yap, sistemi kur, hocaya getir diye yaparsan sonra çark dönmediği zaman da hadi hocayı değiştirelim. Bence Fenerbahçe'nin değiştirmesi gereken şey hoca değil. Evet futbol. Mantalite, futbol mantalitesi.